Tabii ben öncelikle futbolcularıma ve taraftarıma teşekkür ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak özlediğimiz bir birleşmeydi, birliktelikti bu. Ve iki haftadan beri de bunu son derece güzel bir şekilde görüyoruz. Emeği geçen herkese, özellikle taraftarıma teşekkür ediyorum ki bu kenetlenmeyi, bu birlikteliği sergiledik. Bütün Türkiye bunu seyretti. Bundan sonra da seyretmeye devam edecektir. Sayın Başkan. Valla ben Galatasaray Başkanı ve yönetimi olarak biz görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim görevimiz iyi bir takım kurmak, taraftarımızı memnun etmek, onların güzel futbol seyretmesini ve mutlu ayrılmasını sağlamak üzere biz göreve geldik. Tabii alınan sonuçlar çerçevesinde de görevini yapmış kişilerin mutluluğunu da tabii hissediyorum. Ama o kadar. Görevin başındayım ve görevimi yerine getirdiğim için mutluyum. Şimdi transferleri hepimiz seyrediyoruz. Yani işlerinden birisini seçip şu iyi transfer falan demek mümkün değil. Hepsi gayet takıma uyum sağladı. Dolayısıyla burada tabii teknik kadroyu da tebrik etmek lazım. Çünkü bu transferlerin oluşumunda onların payı büyük. Scout ekibini tebrik etmek lazım. Onlar bu oyuncuları bulup çıkardılar. Bize düşen görev sadece yani teknik kadronun ve scout'un bulduğu bu kadroyu kulübe kazandırmaktı. Biz de onu yerine getirdik. Dolayısıyla iyi bir takım olduğumuzu şu anda düşünüyorum. Bir iki ufak tefek eksiğimiz var. Şu anda onların üzerinde de çalışıyoruz. Yeni bir takım kurduk. Yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla da ligdeki mücadelemize başladık. Asama konusunda bazı gelişmeler. İsim vermek şu anda yanlış olur. Eksiklerimizi biz biliyoruz. Sürekli de teknik kadroyla ve scoutla bu eksikler üzerinde çalışıyoruz. Ya yani transfer sezonunun bitmesine daha epey bir zaman var. Bu zaman zarfında da bu eksikleri gidereceğiz. Aslında takıma baktığınız zaman takımda eksik gözükmüyor ama lig uzun bir maraton. Bu maratondaki olan olayları, olabilecek istenmeyen sakatlanmaları da dikkate almak suretiyle belli bir rotasyonu yapabilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Bu arada da kadro derinliği de bizim için önemli. Daha önemlisi bildiğiniz gibi biz aşağı yukarı göreve geldik zaman yani 48 kişilik bir kadro vardı. Bu 48 kişiden biz 28'e inmeyi planladık. Şu anda da onu başarmış durumdayız. 28 tane hazır, her zaman ilk 11'de oynayabilecek bir kadro kurmak istiyoruz ki rotasyonda kolay olsun. Yaptığımız iş 48 kişiye ödediğimiz parayı 28 kişiye ödemek suretiyle hem kulübün mali yapısını zedelemeden hem de performansı daha yüksek bir kadro derinliği kurmak üzere hareketlendik ve şu anda bunu yapıyoruz. Yani. Gerçek Galatasaray taraftarını gördüm ben orada. Şimdi biz bir aileyiz, bütünüz yani. Şimdi antrenörüyle, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla, camiasıyla bir bütünüz yani. Şimdi elbette ki aile içinde zaman zaman yani küslükler, ufak küslükler olabilir. Ama neticede Galatasaray ruhu, Galatasaray değerleri bu birleşmenin gerekli olduğunu gördüğü için de çok mutluyum. Yani olması gereken de buydu. Ben taraftarlarıma buradan tekrar sizin varsınızda da teşekkür ediyorum. Ki hem antrenörünü hem futbolcularını kucaklayıp başarı yolunda bir bütünlük sağladık. Dışlarında artış var mı? Valla son derece büyük artış var. Şimdi biz rakamları almakta sabah aldığımız rakamla akşam aldığımız rakam birbirini fark ediyor. Dolayısıyla geçen seneye kıyasladığımız zaman aşağı yukarı 3,5-4 misli civarında kombine satmış olacağız. Bu beni ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü taraftarın kulübüne ilgisinin giderek arttığını görüyoruz. Çok son derece keyifli bir yol. Sayın Başkan, Selçuk İnan. Selçuk bizim kaptanımız. Şu anda da kontratlı oyuncumuz. Dolayısıyla onun üzerine herhangi spekülatif, bize gelen bir teklif söz konusu değil. Ve herhangi bir spekülasyon sebep olacak bir açıklamada yapmam mümkün değil. Selçuk hala bizim oyuncumuz ve kaptanımız. Galatasaray'a büyük emek vermiş bir oyuncudur. Onu da söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Öyle düşünmemek lazım. Evet, ihaleyi alan birinci firma bir sebepten dolayı ihaleden çekildi. Emlak Konut'un mevzuatı gereğince ikinci firmaya gitti iş. İkinci firma da çok önemli bir firma. Dolayısıyla
buradaki hasılat paylaşımını dikkate alırsanız neticede en sonunda elde edilecek karlılığın bütün bu gayrimenkullerin satılıp paranın kasaya girmesinden sonra ortaya çıkacaktır. Ben o bahsedilen gibi bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Bu önümüzdeki hafta veyahut da bu hafta içinde sözleşme yapılacaktır. Ondan sonra inşallah kesin olacak yani FEMA ile olacaktır. Çünkü onlar da ben kendileriyle görüştüm. Kesinlikle bu işi yapacaklarını söylediler. Dolayısıyla herhangi bir kayıp gibi bir ön yargıyla işe bakmamak lazım. İşin sonunda gerçekten buradan kaç para Galatasaray'ın kasasına gireceği konusu o zaman belli olur. Hiç öyle bir duygu içinde değilim. Herhangi bir kaybımız söz konusu şu anda yani kağıt üzerinde gözükse de neticede işin yapılması, işin bitmesi en önemli husus. Şimdi dolayısıyla biraz eğer camiamız beklerse iş netleşecektir. O zaman belki daha sağlıklı yorum yapmak mümkün. Şimdi biz UEFA'ya bağlıyız. UEFA'da UEFA turnuvalarında oynuyoruz. Dolayısıyla buradaki dikkat edilmesi gereken husus bence UEFA bu işi nasıl yapıyor? UEFA'ya bağlı ülkeler bu işi nasıl uyguluyor ona bakmak lazım. Çünkü biz neticede UEFA kulüpleriyle turnuvalarda yarışıyoruz. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde bu yarışmanın şeyini zedeleyecek bir şey olmaması lazım. Ama tabii bu federasyonu ilgilendiren bir konu. Kulüpler Birliği Vakfı olarak da biz de yakın zamanda yani böyle bir tartışma başladı. Bir araya gelip başkanlarla bu konudaki görüşlerimizi Türkiye Futbol Federasyonu'na aktaracağız. Sizin görüşünüz devam etmesi gerekiyor. Şimdi bunu söylemek için erken evet tabii ki çünkü kontratlı oyuncunuz varsa geçmişte Galatasaray bunu yaşadı yani. Elindeki yabancı oyuncular bir anda tribüne gitmek zorunda kaldı yani gelen yasakla. Bunun yani böyle bir şeyin önce bir tartışılması lazım kulüpler tarafından. Yani sadece Galatasaray kulübü bu durumda değil. Yani ligde oynayan bütün kulüplere bakın. Yabancı ağırlıklı 11'leri var. Dolayısıyla kulüplerin bu işten zarar görmemesi gereği var. Dolayısıyla parasını ödeyip futbolcuyu tribünde oturtma durumunda olmamanız lazım. Öyle zannediyorum ki federasyon da bu konuda dikkatli olacaktır. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Yani artık Galatasaray'da oynama şansını kaybetmiş bazı futbolcularımız var. Bugün dahi onun üzerinde çalıştık. Neticede burada önemli olan Galatasaray'ın bu konudaki ekonomisi çok önemli. Galatasaray hiçbir şekilde tribünde oturan futbolcusuna bir maaş öder durumda olmasını istemiyor. Ben de istemiyorum. Kimse de istemez. Onun için bu çalışmanın bir iki güne kadar biteceğini umuyorum. Bittiği zaman size daha detaylı bilgi veririm. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Başkanlar için. Evet, Galatasaray Başkanı Sayın